Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yasemin İşler'le beraberiz. Yasemin Hanım'la KTM 890 Adventure'ın kullanıcı deneyimini öğreneceğiz. Bakalım bir süredir kullanıyor. Şu an kaç binde oldu Yasemin? Şu an 38 binde. Yasemin'in Haluk Bey'in eşi. Onunla çektiğimiz bir KTM bilgilendirme videosu vardı. Onu da şuraya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Yasemin'im de orada bazı bilgiler verdi ama asıl merak ettiğimiz bu motosikleti kullanıyor olmanız ve çok iyi kullanıyor olmanız bu arada. Gerçekten yolda hani gözlemlediğim kadarıyla çok hakim bir sürüş kabiliyetiniz var. Birçok şey soracağım. Hocamla tartışmasaydım daha ilerletecektim ama. Hocalık eğitmenliği sırasında galiba değil mi? Gayet güzel sürüyorsunuz. Hani beraber yol yaptığımız için söylüyorum. Bu sürüş esnasında hani sizin güvenli kullanımınız beni de çok mutlu etti. Eşinizle birlikte sürdüğünüz anları da böyle gözlemledim. Hani çok senkronize, birbirinizle çok uyumlu şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi biraz motorla ilgili genel bilgi almak istiyorum. Sonra da motorla ilgili daha derinlemesine sorular soracağım. Yakın kadraja geçelim. Okay. Yasemin Hanım, neden KTM 890 Adventure tercih ettiniz? Önce oradan başlayalım, genel konuşuyor olalım. Başlayalım. Bir kere çevremdeki bütün hani o merakım da olmasından kaynaklı. Üzerine oturup bindiğim zaman yani yan tarafta ayaklık açık olduğunda kaldırdığımdaki hissiyatı yani diğer motorların hiçbirinde ben bulamadım. Bu bir. Çok kolay kaldırıyorum. Çok yumuşak benim için. Çünkü iki tane tenisçi dirseği var ve bunları da geçirebilmiş değilim. Eğitim sıralarında onları harcadım çünkü. İnanılmaz konforlu. Alçak nakitiyle birlikte kullanıyorum. Boyum normalde 1.70 ama alçaltmayla birlikte 4.5 santim kadar indiği için ki ha bu arada ben şeyi de alçak nakitini normalde yapmasak da ben aslında kullanıyorum ve bu şekilde duruyorum. Ama bununla bu şekilde durarak kendimi garantiye almış oluyorum. Dolayısıyla... Ana tercih etme sebebimiz hem Haluk Bey'in KTM birazcık fanı gibi ya, davranıyor olması. Aslında fan değil, eşim garanticidir. Eşim normal şartlarda hiçbir şekilde sadece bana değil, sadece etrafındaki tüm arkadaşlarına yine aynı şekilde davranır. O hassasiyeti gösterir. Gerçekten işe yarayacaksa bunu önerir. Hiç gerçekten çıkarı olmadan yapar bunu. Ve normal şartlarda ben arkadaşlarım, yani çevresi zaten bunu yeterince kullanıyor ama hani benim hep söylediğim şey var, kullandırtma artık yeter dediğim de oluyor. Yani açıkçası söylüyorum bunu. Ama motorunuzdan memnunsunuz anladığım kadarıyla. Ben aşırı memnunum. Virajları olsun. Hakimiyet olsun. Hakimiyet konusunda zaten gerçekten iyi ve ben virajları dönerken güvenli bir şekilde dönüyorum. Hiçbir şekilde eşiminki gibi sallama, titreme, vibrasyon vesaire yok. Tabii ki çok hafif var ama belli bir süratin üzerine çıktıktan sonra bir de zaten ben var diyorum da bana göre yok. Yani bir bayan olarak gerçekten yok bana göre. Hani bunu net, samimi söyleyebilirim. Az evvel de söyledim, paylaştım. KTM gerçekten benim için üretmiş diyebilirim bu motoru. Samimiyetle söylüyorum. Keşke kıskandığım şeyler olmasaydı. Ama o zaman Haluk'un da söylediği bir şey var. O zaman 1290 olmazdı. Hani benimki 890 Adventure. Ne bunlar böyle kıskandığınız şeyler? Biraz bahsedin bize. Ekran büyüklüğü bir. İkincisi dörtlü. Yok ama yeni çıkacak, gelecek olan da dörtlüyü koymuşlar, dörtlü düğmeyi. Onun haricinde sinyali verdiğim zaman bir bayan olarak ekstra şu hareketi yapmak istemiyorum. Yani kapatmak istemiyorum, kendi kapansın istiyorum. Bu ekranda görünmüyor. Normalde bir de sinyal verdiğim yönü görünmüyor ama hangi tarafa verdiğim görünmüyor. O da bir büyük bir antikap yani. Bunlar eksiler. Eksiler belli bir müddet. Keşke olsa olurdu dedikleriniz. Evet, keşke olursa, olmazsa olmaz değil ama olsaydı iyi olurdu dediğim şeylerden birisi. Onun haricinde konfor selam var. Acayip memnunum yine ondan. Bir kere kışın zaten eksileri gördüğümde anında çalıştırdığım elcik ısıtmalar ve tutma ısıtmam var. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Olmayacağını düşünüyorum. Onun haricinde yine başka ne söyleyebilirim? Ne kalıyor geriye? Benim için en büyük aslında kaldırıp indirme pozisyonuydu. Benim bütün beklentilerimi karşılıyor ya. Yani ben hatta hani tamam yenisi Haluk sipariş verdi ama 2024'ü ben istemedim. Dedim kalsın benim motorum. Gelecek olan 990'ı denemek istiyorum. Yani onun heyecanı benim için daha farklıydı. Ama dedi ki değiştirelim. Bunu da bir görelim. Sonrasında 990 için zaten hani bakacağız. Tamam dedim. Çünkü o aradaki hızlanmayı, ara hızlanmayı seviyorum. Yani arkada insanların sıkıştırdığı zaman ilerlemeyi, bir anda gazı açıp ilerlemeyi seviyorum. Bu arada 1290'ı da kullanma fırsatım oldu benim.
İstanbul'dan Antalya'ya kadar özellikle kullandım. Bir bayan için çok güçlü bir motor, kaba bir motor, hantal bir motor 1290. Güç anlamında evet canavar gibi gidiyor ama onu bu mu dersen ben yine 890'ı tercih ederim. Yani 890 benim için hem stabil hem de boyuma posuma uyuyor sanırım. Yani ağırlığı kadar... burada sizin erkek kas kütlesiyle kadın kas kütlesi arasında tabii ki çok fark var. Çok fark var. Buradaki ağırlığı ve hafif, yani motorun hafifliği diyeyim daha doğru ifade etmiş olurum. Sizi daha keyifli kılıyor keyifli gördüğüm kılıyor. Kadarıyla. Sormak istediğim bazı sorular var. Mesela gidiyor mu kısmına başlayalım. Bir konseptimiz var. Gidiyor mu, duruyor mu, dönüyor mu? Konfor ve fiyat performansı diye. İlk başlığımız gidiyor mu? Şimdi motorun böyle 200'lü hızlara çok kolay ulaşabildiğini söylüyor muyuz? Evet. Kullanım esnasında alt devirleri dolu mu? Gidişinden memnun musunuz? Aksine ben hep motora bir şey olacak korkusuyla 6. viteste yapıyorum bunları. Yani torku dolu bir şekilde 4'e 5'e çekmiş olsam bu daha canavar gidecek. Ha. Yani o kalkışta hızlanmada vesaire. Ben aksine çok kibar naif bir şekilde kalkmama rağmen arkada bir çok söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama hani yine kötülüyormuşum gibi olacak. Yani BMW GS'leri vesaire. Çok iyiymiş. Süper. Evet ben motorun yolda sürüşünüzden anladığım kadarıyla gidişini hakikaten etkileyici bulduğunuzu görüyorum. Ben de kendim de çok etkileyici buldum. 200'lü hızların üzerine çok kolay çıkabildiğini gördüm. İşte sıfırdan o hızlara çıkarken de herhangi bir vites aralığında ya bu güç bana yetersiz geliyor gibi bir durum söz konusu değil. Yok değil. Gidişinden memnuniyetinizi gözümle gördüğüm için çok eminim. Aşırı eminim. Peki duruyor mu kısmına gelelim. Ön fren nasıl? Arka fren nasıl? Duruşunda memnun musunuz motorun? Memnunum. Şöyle ki benim gözlerimde astigmat var. Bir gün tura çıktık yine arkadaşlarla dönüyoruz. Oradan bizimkiler beni unuttu. Benim gözlerde tabii tam görmediği için. O çubuk binden inerken ben bir kayma yaşadım. Ve o kaymayı yaşarken de önümde kamyon vardı. Hatta kamyon park etti, sağa çekti falan filan. Süretim de var ama ben inanılmaz derecede arka ön fren yaparak çok güzel kavradım. Evet Toto salladı arkası. Ama ben hiçbir şey yaşamadan çok net devam ettim yoluma. Güvenli şekilde sürüşe devam ettiniz. Evet. Ön freninden memnun musunuz? Sıktığınızda böyle zımba gibi duruyor mu? Duruyor. Gayet güvenli hissettiriyor güvenli. Yani kendinizi. Tabii. Evet. Peki gelelim frenlerinden sonra dönüyor mu kısmına? Şehir içinde kullandığınızda trafikte motorla aralara derelere girip çıkma konusunda giriyorum. Memnun musunuz? Rahat mısınız? Kıvrak bir motor mu sürüyorsunuz? Evet kıvrak bir motor sürüyorum ve bunu İstanbul'a borçluyum aslında. Çünkü ben daha 7000 kilometredeyken Vestrom'la 250'likle İstanbul'a gittik. Sonrasında işte o süreç geçti 32.000'ini tamamladıktan sonra buraya geçtiğimde de biz İstanbul'a gittik. Çünkü dışlarını kaplatıyoruz. Eşim sevmiyor. Taş vesaire izleyecek diye. Ben yavaş sürüşü İstanbul'da öğrendim. Yani yavaş sürüş olsun, kıvraklık olsun, araya girme vesaire benim için inanılmaz bir tecrübeydi orası. Sonrasında bu motorla nasıl durum? Aynen hiçbir sıkıntı yok. Yani emniyet şeridinin olduğu her yerde ben kullanıyorum. Bir Vistrom 250 tadında kıvrak mı şehir içi trafikte? Kıvrak. Gayet kıvrak. Mutlusunuz. Peki konfora gelelim. Seleniz nasıl? Selen bir tane. Memnun musunuz oturduğunuz seleden? Aşırı memnunum. Yani hiç totomun ağrıdığını ben bilmem. Artı yine aynı şekilde binebilirim üzerine hatta yani şöyle göstereyim. Ya gerçi bunu göstermek söylemek ne kadar doğru gerçekten bilmiyorum. Üzerine oturduğunuz zaman. Şimdi ben tuzunu biberini bilmem motorum. Sadece sürüşüne, konforuna baktığım için geri kalan kısımlarını Haluk hallediyor. Şimdi bir oturuştan bir de ellerinizi koyarsanız kamerayı da şöyle alayım. Tabii ki yani şu bu pozisyonda benim 1.70 boyuma göre gayet... İyiyim. Gayet rahat duruyorsunuz rahat. Hakikaten öyle. Yani kışın özellikle dediğim gibi koltuk ısıtma, elci ısıtma olması beni aşırı memnun ediyor. Quick Shifter'ı atlamayalım. Quick Shifter'dan da acayip memnunum bu arada. Tak 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 hemen geçiyor. Yani o da benim inanılmaz sürüş performansımı arttırıyor diyebilirim. Peki teknolojisini konuşalım biraz. İşte traction kontrolü var, işte ABS var her tarafta falan. Ekran mesela biraz size küçük geliyor anladığım kadarıyla. Eşinizin motorunun ekranını kıskanıyorsunuz. Ya bana yetiyor aslında. Samimi söyleyeyim bana yetiyor. Ama hani o görüntü, hani bu yandığında ışıkları çok daha afilli görünüyor ya. Benim istemem ondan dolayı. Yoksa aslında benim için yeterli bu. Yani bir bayanın istemeyip de aradığı şeylerden birisi. Ekranda yeterli bilgi var mı? Sizin ihtiyacınız var. Olan her bilgiyi görebiliyor musunuz? Ya hararetini görmüyorum. Ya hararetim olsaydı iyi olurdu. Onu görmüyorum. Onun haricinde burada başka... Dış hava sıcaklığı. Dış hava sıcaklığını görüyorum.
ne kadar kilometre vesaire kısımların onların hepsini yazıyor zaten. Ne kadar tüketim yaptığımı görüyorum. Bunlar bana yetiyor. Ortalama ne tüketiyorsunuz? Vallahi 180-200 bandında gittiğim ve üzerine gittiğim zaman en fazla babası yaktığı 5.6 bir. Onun haricinde 5.2, 5, bazen 4.9. Hani böyle normal ortalama hızlarda gittiğin zaman buraya kadar da düşüyor zaten tüketim. Fiyat performans kısmı aslında bu. Sorular şöyle devam edelim. Servis bakımlarınızı Antalya'da yaşadığınız için herhalde Antalya KTM'de yapıyorsunuz. Orada da yapılıyor. İstanbul'da da gidiyoruz biz. Ha, İstanbul'da da yapıyorsunuz. Yanına da gidiyoruz. Peki yani bakım fiyatları nasıl? Vallahi orasını ben ödemediğim için. Hala sorarız onu. Hala sormak lazım. Tamam. Hayatım pahalı mı? Yani sen bilmiyorum ama. Evet, Haluk videonun altında bize hangi bakıma kaç lira ödediğini yazsın ve rica ediyoruz. Hatta hangi servis noktasını neden tercih ettiğini yazsın. İşte az evvel söylediğim şey, ben sürme ve konforuna o kadar alıştım ki. Ama şunu da hep istiyorum. Mesela eşim motosikletlerimizi yıkarken ya ben de gideyim. Ben de yapayım. Yok diyor, gerek yok. Hani ben ince ince yapıyorum zaten. Keşke imkanı olsaydı. Bunu içine girdikten sonra zaten öğrenmiş oldum ben de. Ya ben çok geç başlamışım motora. Yani ben geç kalmışım. 39'umdan sonra ben başladım ve çok kısa sürede çok güzel kilometre yaptım. Toplamda iki motor 70 bin kilometredeyim. Yüksek Ova Hakkari'ye kadar gittim. Tüm bayilerimi hemen hemen beni bilirler. Motosikletimle ziyaret ediyorum. Ve ben yani şöyle söyleyeyim. Motosiklet bir bayisinde bile çalışmak isterdim yani. Hani oradaki ince detayları öğreneyim diye. İçine girdikten sonra bu heveslerim başladı çünkü. Yani bir iki sorum daha var benim. Mesela bir günde en fazla kaç kilometre yaptınız? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben bir günde istersem, iddiası da yok bu işin, 2000 kilometreyi çeviririm. Net. O kadar rahat hissediyorsunuz motorun üstünde kendinizi. Peki yaptığınız ne? En son şunu yaptık. Diyarbakır'dan Antalya'ya dönüşümüz var. Diyarbakır'dan 6.5'da çıktık. Antalya 1183 kilometre normal şartlarda arası. 6 tane molamız var. Hatta bayağı uzun kaldık o molalarda. Biz 6-6.5 arası evimizde şeyleri, çamaşırları makineye atıyordum ben. Öyle diyeyim yani. Yani bir kere de 1100 kilometre yaptınız. 1183 kilometre yaptım. Çok iyiymiş. Ve devamını da getirdim ki eşim dese ki bana, hadi Yasemin orada değil de Kaş'ta kalalım, ben devam ederdim. Yani ben, herkes diyor ya işte vibrasyon bilmem ne vesaire. Yani gerçekten yok. Vibrasyon görmemişsiniz az evvel. Hani yine işim bahsetti, bu Honda'nın o runner'ı kullandığındaki vibrasyon çok daha farklı yani. Ben bunda hiç hissetmiyorum. Benim ellerim hiç uyuşmuyor. Evet, 1290 belli bir süretin üzerine çıktığında titreme vesaire yapıyor. Ama o da arka işte sosisi koyduğun zaman o da kesiliyor. Yani öyle bir işte sadece top giysi olursa bunu yapıyor. Ya da yan çanta vesaire zaten takmıyor. Sevmeyiz ama hani aldığımız çevreden bilgi o şekilde. Vallahi güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Umarım motosiklete başlamayı düşünen hanımefendilere de bir referans olur. Motor tercih ederken nasıl bir motor almaları gerektiğinin konusunda da referans olur. Çünkü bu boyutta bir motosikleti kullanabilirler mi? Alsalar hakim olurlar mı? Gibi bir sürü soru işaretleri olabilir. Ya olur. Ben dediğim gibi beni vakti zamanında babam düşürdüğü için böyle 4-5 yaşlarında benim 3 şey vardı korktum. Yapmak isteyip de yapamadım. Biri babadan atlamaktı. Biri motosiklet kullanmaktı. Biri de dalmaktı. Ben Baba Dağı'ndan atladım. Çok şükür motosikleti de kullandım ki o da gerçekten böyle insanın biraz işte başının sıkışması gerektiği dediğimiz yerde deniyorsun ve beyinde bitiyor ya. Benim eşimin haberi yoktu benim ehliyeti alırken. Son iki gün kala o pazar yerinde dönemediğim zaman haberi oldu. Ve çok sevindi yani hani sonrasında. O yüzden bence herkes bir motosiklet kullanmayı öğrenmeli. Hani 890 olur, bir başkası olur. Küçük, vitesli olması gereken bir motorsa evet, scooter'a zaten hayır diyoruz. Ama başından beri ben bilmeyen bir insan olarak vitesli başladım ve devam ettim. Aşırı memnun kaldım o şekilde devam etmekten. 125'lik bile olsa, 250'lik bile olsa bir cebinde bayanın, özellikle erkeğe geçiyorum, bayanın motosiklet ehliyetinin olması gerekiyor. İster bunu devam ettirsin, ister etmesin. Ben kendimle ilgili olanı söyleyeyim. Ben de acayip bir farkındalık oluşturdum. Yani bir de kişiyle doğru orantılı. Yani o eğitimleri devam ettirip markete bile üşenmeden kıyafetlerini giyip gidiyorsan 5 dakikalık yere, hakikaten o motosikleti kullanıyorsun zaten. İster istemez gelişiyorsun. Yani ben yağmurda da sürdüm. Datça'dan dönerken o rüzgar tokatlarını da yedim. Hatta dün işte geldiğimizde eşim dedi ki çok fazla Çeşme tarafında rüzgar vardı.
yanına dedim gel de keseyim rüzgarını. Dedim ki hayır istemiyorum çünkü bu beni alıştırıyor. Bir sonrakinde ben onu hiç hissetmeyeceğim bile. Müthiş valla. Öyle güzel anlattınız ki aksın hani devam edin diye bakıyorum ama. Ya öyle hakikaten bir yani bunu anlatılmaz yaşanır ya. Evet yani, içine girmeleri lazım cesaret edin. İçine girmeleri lazım. Ben diyorum ya eğitmenimle birazcık dik kalmasaydım ben bayan eğitmen olarak devam edecektim. Biraz da işle alakalı olan durumdan ve işte bunun için bir bütçe de ayırmanız gerekiyor devam etmek için. Bunlar olmadığından ötürü de ilerletemedim. Ama onun verdiği bilgiler doğrultusunda ben gerçekten kendimi geliştirdim. Yani 3 yılda 70 bin kilometre bana göre herhalde bir bayanda. Ben etrafımda görüyorum çünkü. Biraz medyaya oynayan çok insan var. Takipten çıkardım. İlk başta çok hevesleniyordum onları öyle görünce ama değilmiş yani. Tribünlere oynamak değilmiş. 3 yılda 70 bin kilometre yapmakmış. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bilgilendirdiniz. Satın almayı düşünen hanım kullanıcılarımız olursa onların da soracakları sorular olabilir. Videonun altında onlara cevap verirseniz seviniriz. Cevap veririm. Bu arada ben buna geçtikten sonrasında zaten bayan arkadaşları da teşvik etmemden kaynaklı ehliyet aldırmışlığım var. Hiç bisiklete binmeyen insana bile. Sonrasında yol eğitimlerine de ben devam ettim. Öncülük ettim ve geliştirdik. Şimdi kapalı garajda KTM'i bekliyor şu an. 890'ı bekliyor. Süper. Bayan arkadaşım. İzmir'deyiz. Moto Daytona'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için. Valla ağzınıza sağlık diyelim. Arkadaşlar Yasemin Hanım'dan da gerekli bilgileri aldık. Eğer satın almayı, herhangi bir motora başlamayı düşünüyorsanız ya da ileride satın almayı düşünüyorsanız kendisi gibi cesur olmanızı ben de şiddetle öneriyorum. İnşallah daha devamı da gelecek. Amin. Evet. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlarda Yasemin Hanım'a sorabilirsiniz. Kendisi de cevaplayacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.